Yani iki kiracıdan sonra ben taşındıktan sonra iki kiracı biz onunla sıkıntı yaşamadık. Daha sonra taşınan kişi astsubaydı. Yeni evli eşiyle taşındılar. FETÖ operasyonu yapıldı. Yani FETÖ operasyonu olduğunu düşündüğüm. Polis benim kapımı çaldı. Çünkü ben burada giriş katıyım. Birinci katım. Giriş katı olduğum için polis benim zilimi çaldı. Sabah 5:30-6 suları gibi. Kendilerinin polis olduklarını, sivil kıyafetlere sahiptiler. Polis olduklarını, kimliklerini gösterdiler. İkinci kattaki Murat Yavuz'un astsubay olduğunu, bir operasyon olduğunu, kapıyı açmadığını, benim kapıyı açmamı söylediler. Ben de kimlikleri gördükten sonra devlete, polise yardımcı olmak zorundasınız dediler. Kapıyı açın. Biz de kapıyı açtık. Kendisi de bir 6-7 ay kadar zannedersem kaldı içeride, yani yattı cezaevinde. Daha sonra çıktı, yani nasıl çıktı bilmiyorum, isim verdiği söyleniyor. Geldi, karısı da bu şekilde, yani o yokken de başladı bir şeyleri yapmaya. İşte kapım çalındı gece 4'te, iç kısımda, yani binanın dışında, apartmanın dışında, bina dışında bir kameralı zil var. Onun melodisi ve içeride eski usul lamba şeklinde çalınan zilin sesi farklı. Bu içeride, bina içerisinde kamera mevcut değil. Oradan benim zilim 7-8 kere gece 4'te çalındı. Yani onunla sıkıntı yaşıyoruz. Zaten öncesinde de hani bir gürültü yapıyordu. İşte babamın bağlama sesi çalıyor, benim babam. Saz çalıyor, bağlama. Rahatsız olduğunu falan dile getirdiler. O zamanlar bir şeyler yapıyordu aslında. Hani biz çok böyle kazara diye olduğunu düşünüyorduk. O öyle bir söylememiz de olduğu için, FETÖ operasyonunda kapıyı da ben polise açtığım için onu yapabileceğini düşündük sadece. Tabii ki elimizde bir delil, kanıt yok. Hani suçlayamıyoruz. Ama diğer katlarla da yaşadığımız herhangi bir sıkıntı olmadığı için, onunla olduğu için olduğunu düşündük. Daha sonra yeni gelen, şu an gelen kiracı, yani Ali Bey'im, Mehmet diye bir arada aracı akrabası. Kendisi Almanya'da olduğu için o eve bakıyor. Onun arkadaşı taşındı binaya. İş arkadaşı. O da taşınma süreci, işte evi temizlemesi, boyaması 1 ay. Daha sonra 2 ay getirdiği eşyaları montajlama, yani marangoz gibi matkap ve kesici alet kullanarak montajlamasıyla 3 ay geceleri yaptı bunu. Beni rahatsız etti. Bunu dile getirdiğimde, ki o 3 aylık süre içerisinde ben de bizim Alevi müziklerimizi, semah deyişlerimizi, türkülerimizi dinleyen bir insanım. O sıralar yere bir şeylerin düştüğünü fark ettim. Hani bir şeyler düşüyor. Her müzik açtığımda düşmesi artık bende bir soru işareti oluşturmaya başladı. 3 ayın sonunda biz de rahatsızlığımızı dile getirince, bu sefer onlar da bir önceki kiracının yaptığını yapmaya, gece, bu sefer onlar gece ve gündüz her gittiğimiz odada yere, zemine 30-40 kilo olduğunu düşündüğüm demir ve benzeri ağır ve sert cismi vurarak, bizi korkutarak, uyku esnasında gece 4'lere 5'lere kadar süren, bunu periyotlar halinde yapıyorlar. Yarım saat, 40 dakika, 1 saat. Bizi uykusuz bırakma, gündüzleri de taciz etme, işte sinir sisteminiz rahatsız oluyor, korkuyorsunuz. Yemek yapamıyorsunuz. Yemek yaparken işte annem ekmek yapıyor, yemek yapıyor, kolları yanmaya başladı. Uykusuz kaldığı için gittiği iş yerinde işini yapamamaya başladı. Çünkü gündüz de rahatsız ediliyorsunuz, hiçbir şekilde uyuyamıyorsunuz. Evdeki herkes rahatsız ediyor sizi. İşte eşi olmuyor, hani evin erkeği işe gidiyor, kadın kalıyor, o sürekli gün boyu yapıyor. Gece o geliyor, o da yapıyor. Evde ikisi olmuyor, anneleri, yani kayınvalidesi ve adamın annesi sadece evde o kalıyor. O dahi yapıyor, yani evin bütün sakinleri bu şekilde bizi rahatsız etme ve korkutma yoluna gittiler. Ve bunu arttırmaya başladılar. Ben müzik açtığımda zemine, yani Alevi türküleri, semah ve deyişlerimizi açtığımda, Zazaca türküleri açtığımda, tepemde, yani tavanda zemine 6-7 kere daha sert bir şekilde, sinir ve hınçla olduğunu düşünüyorum, görmüyorum şahsı, vurduğunu, bunu alelen daha fazla yaptığını fark ettim. Ama ikidir bu sıkıntıdan sonra onların da tercihi bizim buradan taşınmamız. Yani buldukları çözüm yolu bu. Hani yapıcı bir çözüm değil, yıkıcı bir çözüm. Sen git buradan. Çünkü
binadaki tek Alevi kişi benim. Yani 3 Karadenizli, 2 Karadenizli. Hani böyle bir söylemleri de olmuş. 3 bunu söyledi bana. Hı hı. İşte hani o Karadenizli, ben de Karadenizliyim. Merdiven temizliğine gelen kişi, siz daha iyi anlaşırsınız. O doğulu, doğu kökenli bir insan. Siz daha iyi bir komşuluk ilişkisi kurarsınız diye söylemde hani bulunmuş zaten aralarında böyle bir şey geçmiş. Daha sonra kardeşim kendisiyle de konuştu. Hiçbir şekilde yapıcı olunmadı. Biz de eşyalarımızı topladık. Ev arıyoruz. Ev sahibinden sürekli yani mobbing uyguluyor. Sürekli psikolojik baskı. Evden çıkın çıkın. Biz de annemle ev bakmaya çıkıyoruz. Dediğim sırada ikinci kat Caner Bey aşağı iniyordu. Zaten ben de sizi çıkaracaktım. Gidin pis Aleviler. Gibi bir şey buldu. Yani çünkü ev sahibinin mesajını aktarıyordum. Hani çıkın gidin. O benim o söylemimi kardeşime duydu. O da onun üzerine böyle bir cümle kurdu. Artık hani söylenecek bir şey yok. Alevi olduğumuz için istenmediğimizi artık son dakika anladık. Süreç mahkeme taşındı da dosya değişti. Tabii kardeşim de geldi. Aralarında bir olay arbede yaşandı. O da mahkeme yoluna gitti. Çünkü eşi bahçede bağırdı. Bunlar buradan çıkıp gitsinler. İstemiyoruz. Taşınsınlar. Mehmet Bey de gelmiyor ki bu binaya söyleyelim. Bunları buradan istemediğimizi. TC'si neyse söylesin. Ben hani bunları işten geldikten sonra pencerem ve kapım açık olduğu için duydum. Bunlarla da ilgili savcılık kayıtları var. Kendisiyle ilgili savcı bana bir, yani üçüncü katımla ilgili bir ay, hani eşi Hatice ile ve Aşkın Bey ile ilgili bir ay can güvenliği verdi savcı. O yeni bitti. Aramda onlarla ilgili davam dışında bir aylık can güvenliği de aldım. Çünkü böyle bir söylemde bulundu. Ama ben savcılığa utandım. Yani hep biz sindirilmiş bir halk olduğumuz için diyemedim hani savcı bey bana TC'sini getirsin, bunun anlamı buraya çıkıyor. Hani Aleviyim, bunu bu şekilde dile getiremediği için, işte Zaza ve Kürt kökenli olduğum için, beni Türk görmediği için bu insanın TC'si nedir, TC'sini bilmiyoruz diyemedim yani. Ben hani utandım, bu bir insanlık suçu. Yani ben mezhebim, ırkım dolayısıyla soyutlanıyorum, ötekileştiriliyorum. Bunu ben utandım söylemeye ama onlar bana söylerken utanmadılar. Zaten üçüncü kat komşum da hani bunu dile de getirdi. Kendisiyle birebir yalnız kaldığımızda, konuştuğumuzda merdiven temizliğe gelen kadının işte Karadenizlisiniz, siz daha iyi anlaşırsınız. O Doğu, Alevi, Kürt kökenli bir insan. Onunla anlaşamazsınız. O olumsuz bir insan dediğinde dile getirdi. Ben gerçekten burada 2 yıl taciz ve zulüm. Ben 2 yıl benim babam hasta, yaşlı, annem keza o şekilde ama babam gerçekten çok ciddi bir rahatsızlığı var. Bu evde yalnız olduğumuzu gördüler. İki kadın olduğumuzu gördüler. Bize bu zulmü çok rahat bir şekilde yapabildiler. Destek ben bekliyorum. Ben kendi kurumlarımdan, Alevi insanımızdan. Çünkü ben burada Alevi olduğum için ve çaldığım türküler ve müzikler için bu zulmü uğradım. Yani bunun Sivas katliamından... Yani ben bir tek katledilmedim. Benim evim yakılmadı. Ama sesle, yani çok ağır bir sesle yere bir cisim vurularak 30-40 kilo... taciz edildim. Yani sesle taciz edildim. Sesle zulme uğradım. Ben Alevi kurumlarının, Alevi canların, dostlarımın desteğini bekliyorum.